İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin 15. sayısı yayınlandı. Guy Tesyen, ziyaretimizin temel amacı Artsakh Cumhuriyeti'ni daha iyi tanımak ve barış için önerilerde bulunmaktır. Türkiye, F-35 savaş uçakları için mücadelesine devam edecek. Bloomberg, Donald Trump İran'a yönelik yaptırımların yumuşatılmasını öngörüyor. Artsakh'ın Stepanakert adlı haftalık gazetesi 22 yaşında. Farsça dilinde önemli Armenoloji araştırmaları. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık resmi gazetesinin 15. sayısı 10 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı. Resmi gazete her ay başında düzenli olarak yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce versiyonları ise yakın bir zamanda yayınlanacak. Fransa Artsakh Dostluk Grubu Başkanı Guy Tesyen, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan ile yaptığı görüşmeden sonra Artsakh Press muhabirine verdiği demeçte, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile Fransa ile Ermeniler arasındaki uzun zaman devam eden dostluğun bir kez daha görüp anlayabildiğimiz çeşitli sorunları tartıştık. Onun dediğine göre toplantıda Artsakh gençleri hakkında da konuşuldu. Tesyen, Stepanakert'teki Frankofon merkezinin Paul Eluard Evi Vakfı'nın girişimiyle bugün bir grup genç heyetimiz için şiir okudu, danslar ve şarkılar sundu. Bunların hepsi bizim için bir neşe ve umuttu. Çünkü gençlik ülkenin geleceğidir, dedi. Armen Press Ajansı tarafından aktarılan ve Euronews Ajansı tarafından belirtilen habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerikan F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmediğini belirtti. Kalın, Türkiye'yi o programdan çıkarmanın kolay bir şey olmadığını ve Türkiye'nin bu süreci aşacağına kendilerinin inandıklarını dile getirdi. Türkiye'nin Rus S-400 uçak savar füze sistemlerini devralmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi yeni nesil F-35 savaş uçağı planından çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçta S-400 anlaşmasının reddedilmesini istemişti ancak bu gerçekleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Eylül ayı sonunda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile olası bir görüşme gerçekleştirmeye yardımcı olmak için İran'a yönelik yaptırımları hafifletme konusunu ele aldı. Bloomberg kaynaklarına atıfta bulunarak bunun ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un bu adıma karşı kesin tavır almasının yol açtığını bildirdi. Oval salondaki bir toplantı sırasında Maliye Bakanı Steven Mnuchin, müzakerelere yeniden başlanmasına yönelik bir adım olarak yaptırımları hafifletme fikrini savundu. Aynı günün geç saatlerinde Trump, Bolton'u görevden almaya karar verdi. Stepanakert adlı haftalık gazete 10 Eylül 1997'de kuruldu. Ermenice yayınlanan Stepanakert gazetesi, kahraman Artsakh Cumhuriyeti'nin dünyaya yenilmezliği hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğunu kanıtlamak için kuruldu. Başkent gazetesi aracılığıyla bu güzel topraklardaki değerli kazanımları altın değerindeki Ermenice ile sunmak mümkündür. Stepanakert adlı gazete benzersiz imajı ve sözüyle bugün 22 yaşında. Başkent'te aranan gazete 8 sayfadan oluşuyor ve ayda 2 kez 450 adet basılıyor. Yapılacak işlerden bahseden gazete editörü yakın gelecekte pek çok planın olduğunu ifade etti. Sarkisyan, gazetenin dünya ile etkili bir şekilde iletişim kurması için kendi web sitesine sahip olmasını arzuluyoruz. İleride yapılacak işler ve yepyeni projelerimiz var vurgusunda bulundu. Tarihçi, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento üyesi Karen Hanlaryan'ın İslam kaynaklarına göre Ermenistan coğrafyasını tanımlama çalışması Tahran'da yayınlandı. Ermenistan'ın inişli çıkışlı tarihinin sayfalarında çok sayıda savaş, katliam ve sürgün ifadesi var. Bunun sonucunda ise tarihi Ermenistan topraklarının çoğu Türkiye ve Azerbaycan tarafından işgal edilmiş olması. Bu gerçeği inkar etmek için bu ülkelerin devlet yetkilileri, politikacıları ve sözde bilimsel düşünürleri defalarca Ermenistan'ın tarihini tahrip ederek tarihi Ermenistan'ın varlığını tamamen unutturmak ve tarihi siyasi coğrafyayı bozmak suretiyle Ermenistan'ın varlığını tamamen inkar etmek istiyor. Onlar Urartu Krallığı'nın Türk kökenleri,
Batı Ermenistan'ın yerli olmayan Ermenileri, son bin yılda Ermenilerin Avrupa'dan Anadolu'ya göçü gibi sahte ve yalan teoriler öne sürüyor. Tarihçi Karen Hanlarya'nın bu çalışmasının amacı 9. 20. yüzyıllar arasındaki 1100 yıllık dönemde İran, Arap ve Osmanlı gibi İslami kaynakları tarafından sağlanan zengin gerçek verilerle bu sözde teorilerin zavallılığını kanıtlamaktır. Karen Hanlarya'nın her kullandığı kaynağın başında kaynağının bilimsel faaliyetine ve biyografisine atıfta bulundu. Çünkü biyografik veriler tartışılan konunun bilimselliğine ve kaynak materyalin daha fazla açıklanmasına katkıda bulunabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğundan Gentronitz Arnen Karaman adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.